Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdü ibadiyi s-salihin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. El-Thalitu ve Rabi'u vel-Khamis. Asanın üçüncü, dördüncü, beşinci kullanımı en ye'tiye ba'dahel mudari'ul mucabradu. O asadan sonra ensiz en fiili mudaren gelmesi, mudare mücerred dediği yani ensiz mudaren yani üzerinde bir edatın olmadığı bir mudaren gelmesi ev veya bu bir iki el makrumu bis sini ve asadan sonra sinli sin istikbal harfi istikbal harfi olan sinli bir mudaren gelmesi veya el ismul müfredu müfred bir isim yani müfred isim dediği şey olmayan cümle olmayan bir mürekkep olmayan bir ismin gelmesi. Nahu asa zeydun yekumu ve asa zeydun seyekumu ve asa zeydun kaima. Bakın üçü. Asa zeydun yekumu burada fiili mudari mücerrettir. Ensin yok. Asa zeydun seyekumu fiilin mudarın başında isim var. Üçüncü misalde de isim var, müfred isim var. Vel evvelu diyor asadan sonra haberinin ensiz fiilin mudarı gelmesi azdır. Ke kavli yani en çok olan asanın haberinin enli olmasıdır. Çünkü asa rica içindir. En de istikbal içindir. Böylece asa ile en birbirine bir nevi ne oluyor? Veya en asanın anlamına destek vermiş oluyor. Onun için asanın haberinde en yaygın olan nedir? Enli olmasıdır. Ama ensiz gelmesi azdır. Ke kavlihi şair şöyle diyor. Asel kerbüllezî emseyte fîhî yekûnu verâehu faracun garibun. Umulur ki senin veya evet umulur ki senin içinde akşamladığın sıkıntı kerp sıkıntıdır. Senin içinde akşama girdiğin o sıkıntı umulur ki yekunu verâehu onun ardında faracun garibun yakın bir çıkış olur. İşte burada asanın haberi yekunu fiil-i mudari ensiz gelmiş bu azdır. Evet. Vera'a biliyorsunuz arkadaşlar. Zıt anlamlı kelimelerdendir. Ön anlamında, arka anlamında da kullanılır. Ve salisu üçüncüsü yani asanın haberinin müfred isim olması akallu öbüründen daha azdır. Ke kavli şairin şu sözü de geçtiği gibi ekser tefil levmi mulihan daima la tuksiren inni asitu saima ekser te birisine hitaben diyor sen diyor çok kınadın beni fillem çok levme ettin çok hitap ettin Türkçe bir levmi kınama diye Türkçe çeviriyoruz çok kınadın ve mulihan ısrar ettin devamlı olarak da ısrar et. Ve iksar ettin. Yani daimeni eksertenin faalinden hal de yapabiliriz. Mulihenin faalinden de hal yapabiliriz. Hali mutedahile olur. Yani devamlı ısrar ettiğin halde çok kınadın. La tüksirin çok. Bunu çok yapma. Yani la tüksirin levma. Mefhuru mahzuftir. Levme fazla yapma. İnni asitu saima. Umurur ki ben oruçluyum. Yani ben oruçlu olduğum için fazla kanama ki ben de sana karşılık verip orucumu bozmayayım. Evet. İşte burada asanın haberi saimen müfred isimdir bu. Çok az diyor. Tabi bunda
Şu istişhad da var. Asanın vamir yani mutasıl eklenince sinenin keseyle de okunabilirliği. Ne de şahit var. Asito. Evet. Tabi asito da okunur, asito da okunur. Ve kavluhum fil meseli ve darbe meselde şöyle diyorlar. Asel huveyru eb'usa. Asel huveyru eb'usa. Bu huveyr bir suyun ismidir. Evet. Zebba diye bir kadın vardı. Onunla babası Cüzeyme'nin Cüzeymetül Ablaş arasında savaş çıktı. Ve Cüzeymetül Ablaş Zeba'nın babasını öldürdü. Tabi Zeba da kendine nezretti. Ben babamın intikamını almadıkça ben yıkanmayacağım vesaire artık. Ve tabi ama kadın sabırlı ve işi bilen bir kadındı. Sabretti. Yani sanki hiç böyle intikam peşinde değilmiş gibi davrandı. Ondan sonra Cüzeyme buna adam gönderdi. Cüzeyme onun böyle sessiz durduğunu görünce zannetti ki bu efendime söyleyeyim şey olmuş, artık bir iddiadan düşmüş, bir iddiası yok. Ona haber gönderdi, dedi seninle evleneyim. Ahmak herif, zebade olur dedi. Evlenelim. Ve işte bu arada Kusayir diye Cüzeyme'nin bir adamı vardı. O arada elçilik ediyor. İşte bu Kusayir Irak'tan şeye dönünce, yani Cüzeyme'nin yanında, onun yanına varınca, yanından dönünce Zeba kavmine şöyle dedi. Asel huveyru eb'usa. Ve bu darbe mesel oldu. Yani bu umulur ki sıkıntı nereden gelir? Huveyr tarafından gelir. Yani o sonun bulunduğu yerden gelir diye bir söz etti ve darbe mesel oldu. Yani huveyr gârın çoğuludur. Gâr Kelp kabilesinin bir suyunun ismidir. Anlaşıldı mı? Tabi kadın şey sonra onunla güya evlendi ve gerdeğe yani girecekleri zaman tabi Zeba tedbirini almıştı ve adamı çok fena bir şekilde öldürdü. Bu Kusayir da durumu anlayınca kavmine döndü. Burnunu kesti ve kavmine haber verdi. Tabi Araplarda birisi çok önemli bir haberi vermek istediğinde inandırıcılığını ortaya koymak için ya kulağını ya burnunu keserdi. Onunla ilgili de li emrin ma ceda'a kusayi kasirun enfehu. O da darbe mesel oldu. Önemli bir iş için Kusayir burnunu kesmişti. Evet. Kedakaru böyle demişler. Vassalam ama doğru olan ennehuma mimma huzife fihil khabaru. Hem bu haberin müfret isim geldiği yer olan hem var bir mesel asal gıyru ebusa hem de beyt. La tüksirin inni asitu saima. İşte diyor sevap olan, doğru olan her ikisinde de yeku asaya haber olan fiili mudarağın hasf edilmiş olmasıdır. Yani asa, asitu,
en ekunu saima veya ekunu saima, asitu ekunu saima. Burada da asel huveyru yekunu ebusa. Ey yekunu ebusen ve ekunu saima. Niye doğru olan budur? Yani halbuki kelamda asıl ademi takdirdir. Niye siz takdire hamlettiniz? لِأَنَّ فِي ذَٰلِكَ çünkü haberin takdirinde اِبْقَاءً لَهَا عَلَى الْاِسْتَعْمَالِ الْاَصْلِي bu asayı asli istimali üzerinde bırakmak. Yani asli istimali üzerinde devam etmiş. Yani orijinal kullanımından ayrılmamış oluyor. İşte bunu sağlamak için haberin mukadder olduğunu söylemek uygundur. وَلِأَنَّ الْمَرْجُوَّ ve anlam yönünden de şu gerekçeyle de haberi takdir etmek daha uygundur. Çünkü umulan kavnuhu saimen. Onun saim oluşudur. La nefsu saimi. Saimin kendisi değil. Bu da geçti. Ve sani diyor asanın haberinin isim olması. Müfred olması. Asitu saimen gibi. Asel huveyru ebuse gibi nadirun cidda. O çok azdır. Efendim? Bir dakika. İkinci bir dakika. Bir bakalım şeyh. Sanki o aklımda geldi de. Ve sâlisu. Akallu. Sinli gelmesi. Doğrudur. Sinli gelmesi o çok nadirdir. Evet. Doğrudur. O asanın haberinin sinli gelmesi çok nadirdir. Evet. Ke kavlihi mesela şu beyt olduğu gibi. Asa tayyun min tayyin ba'de hâzihi setutfi'u gullâtil kulâ vel cevânihi. Belki diyor ba'de hâzihi yani bu savaştan veya bu hadiseden sonra belki Tay kabilesinden bir kabile, yani Tay büyük Amar Arap kabilesiydi, o kabilenin de farklı öbekleri vardı. Yani belki Tay kabilesinin bir öbeği, Tay kabilesinden bir öbek satutfi o söndürür gullatel kula. Gullat gaynın dammesiyle gulletin çoğuludur. Gullet şiddetli hararet. Susuzluktan olan hararet. Yani işte kula külyenin çoğulu külye böbrek. Diyor belki o böbreğin üzerindeki o susuzluktan olan şiddetli harareti ve vel cevanehi. Cevaneh şey kaburgalar. Evet. İşte onların yani diyor belki kısaca Tay kabilesinden bir öbek bundan sonra bu içimizdeki ateşi ne yapar? Söndürür. Tabii o ateş intikam ateşi de yani bir intikam ateşini belki söndürür. İşte burada asa setutfi'u asanın haberi sinne gelmesi çok nadirdir. وَعَسَى فِيهِنَّ asa her üç istimalda yani haberinin ensiz, haberinin müfred isim ve haberinin sinli bir fiili mudarı olması her üç durumda da problemsiz bir şekilde nakıs fiil olmaya devam ediyor diyor. وَالسَّادِسُ altıncısı asa ile ilgili kullanımlardan birisi en yukale asaya ve asaka ve asahu yani asaytu yerine asaya asayta yerine asaka asa yerine asahu yani o marfu muttasıl damirin yerine bu ya kaf hanın gelmesi tabi bu bazıları bu mansub damir diyor. Onunla ilgili
ihtilafları söyleyecek. Ama ve huve kalilun, bu azdır. Yani damiri merfu, bu ya damirinin, kaf damirinin, ha damirinin, merfu damirler yerine gelmeleri azdır. Peki bu geldikten sonra ne olacak? İşte ve fihi selâfetü mezâhibâ. Asaye dediğinizde, asake dediğinizde, asahu dediğinizde acaba irabı nasıldır? Üç mezhep var. Ahaduha, o mezheplerden birisi enne ucdiyet mucre leallâ. Bu asanın lealle gibi olması, yani fi nasbil ismi ve raffel haber, nasıl ki asa şey lealle hurufu müşebbü bil fiilden ismini nasb, haberini raf eden, bu lealle asa da öyle. Kema ucriyet lealle mucraha fi iktirani haberiha bi en, nasıl ki bazen de lealle asa gibi oluyor. Hangi yönden? Leallenin de haberi enli bir fiil mudari gelmesinde asaya benzetildiği gibi asa da lealleye benzetiliyor ve onun için ondan sonra mansub damir geliyor. O ya, o zaman ya kafha mansub damirdir ve ismini nasb etmiş oluyor haberini de raf. Kâlehu sibu'yi, sibu'yi böyle bir diyorum. Bu bir. Ve sani, ikinci mezhep, yani asaya, asaka, asahu dediğimizde üçüncü yorum biçimi, enne baqiyetu ala ameliha amele kana, o yine kana amelini yapmaya devam ediyor. Yani ismini raf, haberini nasb, ancak ve lakin üstu'ile zami, ve lakin üstu'ile damirun nasbi mekâne damir raf. Ancak nasb damir, yani ya. Değil mi? Tabi biliyorsunuz ya mansub damir olarak da kullanılır, mecrur damir olarak da kullanılır. Burada mansub damir olarak marfu damirin yerine geldiğini söylüyor. Bu kimin görüşü? Kâlehu'l Ahfeş. Ahfeş'in görüşüdür. Yani Ahfeş der ki, siz asâke sâime örneğin dediğinizde asâ fi'l-i mukâraba kaf damir-i mansub-i muttasıl marfu muttasıl damir yerine gelmiş ismidir. Ahfeş böyle der. Ve yeruddu, ama Ahfeş'in bu görüşünü reddeder. Emrani iki husus. Bir, ahaduma enne inabete damirin an damirin innemâ yethbutu fil munfassali. Munfassıl damirlerde bir damir, marfu damir, mansubun mansub marfuun veya mecrurun yerine geçer. Mesela ne gibi? Ma enne ke ente. Bakınız. Normalde biliyorsunuz damiri mecruri munfassıl yok. Daima damiri mecruri muttasıl gelir. E burada damir-i mecrur mutasıl getirdiğimizde enteresan bir kelime çıkıyor. Bir lafız çıkıyor. Ma ene keke. Çünkü damir-i mecrur müfred, müzekker, muhatap için kaftır. E keke dediğimiz gibi böyle çok yakışık bir kelime değildir. Onun için o damir-i mecrur mutasıl yerine marfa-i munfasıl ente getiriyorlar. Hatta bazıları da bazı mansub-i münfasıl getiriyorlar. Ma eneke iyyâke. Bunu da getiriyorlar. Ve la enteke ene. Mesela burada da biz kaf harfi cerdir. Ondan sonra gelen damir mecrur-i muttasıl olduğuna göre ya getirmemizi. Ma enteki. Bu da yani tuhaf bir kelime. Şey bir lafız. Bundan dolayı o damiri mecrur muttası yerine damir-i marfa-i munfasıl olan ene getirmişti. Ve la ente ke ene veya ve la ente ke iyyaya. Ve emma kavluhu, şairin şu kavli, bibniz zübeyri talema asayka
Evet, burada işte asayike yine kaf mansubu muttasıl, hani diyordu ya gelmiyordu. Mansubu muttasıl, marfu'u muttasıl yerine gelmiştir. Görünürde. Yani İbn-i Zübeyri talema asayike. Sen İbn-i Zübeyri ile uzun süre ne yaptın? İsyan ettin. Talema asayike. O talema biliyorsunuz maykafela nedeniyle ameli iptal olmuştur. Maykafeyle ameli iptal edilen fiiller üçtür. Kalla, tare, kesura. Burada da maykafeyle ameli iptal olduğu için talema fiilin üzerine dahil olmuştur. Asayka. Asayten üzerine dahil olmuştur. İsim faal gelmemiş. Evet. İşte bu diyor. Buna ne yaparsınız? Diyor bu. Felkâfu bedelin minettâ'i bedelen tasrifiyen. Yani nahvire maşallah. Çaresiz. Çareler tükenmezdi onlar da. Diyor buradaki asaykedeki kâf. Damir olarak damirin yerine gelmemiştir. Ya harf olan kaf, harf olan te yerine ibdal edilmiştir sarfta. Beden tasrifiyen, yani sarf itibariyle, çünkü te ile kaf ikisi mahrac olarak birbirine yakındır. İkisi de hems harflerindendir. İşar sıkışınca nazmını düzeltmek için, çünkü öbür beyitler de hep kafla bitiyor. Ve talema anneytena ileyke lenadriben bi seyfina kafeyke bibni Zübeyri talema asayke. İşte böyle olunca bir sıkışma olunca şair tarafından, yani şair açısından tuttu ne yaptı? O ta harfini kaf harfiyle ibdal etti. Sarfta bu oluyor. Yani dolayısıyla bu ibdali sarfidir. Yoksa mansub damirin marfu damir yerine gelmesine örnek değildir. La min inabeti damirin an damirin kema zanne İbn-i Malik. İbn-i Malik'in zannettiği gibi damir damir yerine geçmemiştir. Tabi İbn-i Hişam bunu söylerken Arap kelamı biraz onu destekliyor. Çünkü Arap kelamında muttasıl damirler birbirlerinin yerine geçmezler. Onun için İbn-i Malik'in bu beytle evet mesela yok damir-i mansub, damir-i marfu yerine geçmişti yorumu İbn-i Hişam uygun görmüyor. Ve sani, ama hakikaten İbn-i Hişam yani çok farklı bir ufku var yani. Nahvide çok ufukludur. Evet. Ve sani, ikincisi ennel habara, yani bu asake dediğimizde ve asaye dediğimizde, hani dedi ya onun bazı görüşler vardı. Üç mezhep. Birinci mezhep şeyindi, onun lealle gibi olması Sibuhi'nindi. İkinci görüş Ahfeş'indi. Ama Ahfeş tabi tıpkı İbn-i Malik gibi nasb damiri, rafd damirinin yerine geldiğini iddia ediyordu. İbn-i Hişam hem İbn-i Malik'in görüşünü hem de Ahfeş'in durumunu görüşü iki hususla reddediyor. Bir, biz dedik damirin damir yerine geçmesi ancak munfasıl damirlerdedir. İkinci hususta ennel habera zahara marfu'an fi kavlihi. Haber marfu olarak gelmiştir. Şu beyte. Fekultu asaha naru ke'sin ve allaha teşekke fe'atinah وَهَا فَأَعُودُهَا
Diyor fekultu, dedim ki asa, belki umulur ki o ateş naru kesin, kasenin ateşi. Kase burada bir bayan ismidir. Yani dedim umarım ki o ateş kasenin ateşidir. Evet. Asaha, efendime söyleyeyim, nar bu kesin. Ve allaha, yani ve leallaha. Bu alla da leallerinin bir lügatıdır. Ve belki o teşekka. O şikayetçi, yani rahatsız olmuş, hasta olmuş. Fe'ati nahvaha, ben de ona doğru gideyim. Fe'uduha, ziyaret edeyim. Tabi alleyi, lealleyi burada şunun için kullanmış şair. Yani onu görmeye çok hasrettir ya. Dolayısıyla umarım ki hastalanır. Ben de onu gider ziyaret etmiş olurum. İşte burada diyor asâ nâru kesin. Orada haberin marfu olması neyi gösteriyor? O birinci lügati. Yani asanın lealle gibi ismini nasb, haberini raf etme yönünü gösteriyor. Dolayısıyla bu da Ahfeş'in dediği gibi değil. Yani marfu damir, şey mansur damir, marfu damir yerine gelmiştir. Hayır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve thalithu, üçüncüsü, üçüncü mezhep, hadam iri asaka. Kafiye ha damiriyle ilgili, asadan sonra gelen bunlarla ilgili üçüncü yorum, yani enna baqiyatu ala amaliha amale kana, o yine kana'nın amelini yapmaya devam ediyor, ismini raf, haberini nasb. Ancak niye mansub damir gelmiş? Velakin kulibel kelamu, kelamda kalp yapılmış. Kalp yapılınca فَجُعِلَ الْمُخْبَرُ عَنْهُ خَبَرًا وَبِلْعَكْسِ. Yani özne yüklem yapılmış, yüklem özne yapılmış. Dolayısıyla buna göre siz mesela asâke sâimen dediğinizde o kaf, asâke sâimen tabi ona göre, o kaf haberdir ve mansuptur. Mansup olunca da kaf zaten mansub damir yerinde gelmiştir. İsmi sonra gelecek. Kâlehul müberrit ve el-Fârisi, müberrit ve Ebu Ali Fârisi demişti. Ama bu çok zorlama bir görüş yani. Ve rüddâ. Bu görüş reddedilmiş. Bi istilzâmi fî nahvi kavlihi. Ya ebetâ alleke ev asâka. Burada gerektirir ki, evet, ya ebete alleke ev asaka, baba diyor, umut edilir ki sen, haberi hürfe beytin devamında geliyor, diyor, bu şu lazım gelir, eğer efendime söyleyeyim müberrit ve Farisi'nin dediği gibi kelamda kalp vardır desek, ne lazım gelir? El-iktisara ala fiilin ve mansubihi. Fiil ve mansubu ile iktisar etmek. Halbuki fiil ve marfu ile iktisar duyduk olabilir. Ama fiil ve mansubu ile iktisar yok. Ve lehuma müberrid ve Farisi şöyle cevap verebilirler. Bi ennel mansuba huna marfuun fil ma'na. Mansuba, evet, burada suraten zahiren mansub da olsa ama ma'nen marfutun. Niye? İz muddaahuma أن الإعراب قلب والمعنى بحاله. Yani diyor İrab'da kalp var. Aslında yukarıdaki kelam öyle değildi yani. Yani eğer müddaası o ise, o yukarıdaki kelam, çünkü yukarıda şöyle dedi. Kalbin manası قلب الكلام diyor. Eğer öyleyse قُلِبَ اَعْرَابُ الْكَلَامِ demesi lazım. Evet.
vel mana bi halihi. Mana da kendi halinden yine, yani o sureten mansup olsa bile manen marfudur. Dolayısıyla bu fiilin marfu ile yetinmesi kapsamına girer. Bunda da sıkıntı yok diyor. Evet. Tabii eğer onların kelamı kalbul kelam ise, yani onlar bu hususu kalbul kelam cadül muhberi anu haberen vel haberi muhberi anu şeklinde onlar söylemişse, İbn-i Hişam'ın bu yorumu biraz hayırlıca zorlama oluyor. Çünkü kelamları öyle değil yani. Zorlama oluyor. Ve arkadaşlar biliyorsunuz kalp birkaç kalp çeşidi var kelamda, Arap lisanında. Bir kalb-ü teşbih var. Ebu Hanife'de ki Ebu Yusuf. Bir kalb-ül isnad var. كَأَنَّ النُّجُومَ بَيْنَ دُجَاهُ سُنَنٌ لَاحَ بَيْنَهُنَّ اَبْتِدَاهُ قَلْبُ الْإِسْنَادِ diyoruz. Bir de özellikle sarfilerin kullandığı قَلْبُ الْحُرُفُ var. قَلْبُ الْحُرُفُ. Mesela birisi size sorarsa rasanının vezni fe'ale midir, la'afe midir? Hangisi doğrudur? Cevap ne olacak? İkisi de doğrudur. Hasan'ın cevabı şey vezni la'fe de olabilir. Kelimede kalbül me harfin olduğunu söylerseniz vezni la'fedir. Yok, eğer Hasan'ın rasanetten olduğunu kabul ederseniz o zaman faaledir. Dolayısıyla iki cevap da doğrudur diyebilirsiniz. Ona da kalbül huruf diyoruz. Es-sabi'u yedinci vecih, asa efendinin yedinci ve son kullanımı, asa zeydun kaimun, yani ondan sonra mübteda ve haber marfu olarak gelmeye devam eder. Hakaha bu salep, salep bu vecihi Araplardan nakletmiş. Ancak ve yutekharracu ala ve yutekharracu hâza, bu kullanım şöyle tevil edilir. Ala enneha nakisatun ve enne ismaha zamiru şe'ni vel cümletul ismiyetu khabar. Yani onun isminin zamiru şe'n müstetir olduğunu ve zeydun kaimun cümlesinin de isim cümlesi olarak mahalle mansuh haber olduğunu söyleriz. Evet. Peki. Tembihun. İzâ ile zeydun asa en yekûme. Zeydun asa en yekûme dediğinizde ihtemelen nuksâne asa alâ takdîri tahammülihâ dhamîra ve temâmâha alâ takdîri hulûyâha minhû. Zeydun asa en yekûme dediğinizde bu kelam iki şeye ihtimali var. Asanın nakısa oluşuna da müsaittir. Şayet içinde müstetir bir zamirin olduğunu kabul ederseniz, o zaman zeydun mübteda asa fe'li mukarrabe ismi müstetir huve asa'ya gider. En yekûme de haberdir ve asa nakısa olmaya devam. Veya eğer içinde zamir müstetir etmeyip en yekûme eni nasibe yekûme fi'l fe'l müstetir huve, bu en yekûme fi te'vilin mastar asanın marfu'du deseniz, o zaman tamme olur bir kavle göre. İbn-i Malik'in bu konuda bir görüşü diyor. Marfu, sadece marfu almış ama yine nakıs olmaya devam ediyor. Ve izâ kulte asâ en yekûme zeydun, böyle dediğinizde ihtemelel vecheyni eydâ, yine iki vecihi var. Velakin yekunul idmaru fi yekumu la fi asa. Yani asa en yekume zeydun dediğinizde yine asanın nakıs olmasında ısrar ederseniz, o zaman en yekume haber zeydun yekumenin faalidir, asanın ismidir.
haber isimden önce gelmiştir. Yok, tamme deseniz Zeydun Yakuma'nın fa'li olur ve en Yakuma birlikte Asa'nın fa'li. Velakin kuruz mafik ulafiz. Allahümme illa en tukaddiral amileyni tenaza'a Zeyden. Ancak şöyle düşünseniz, yani zamir Yakumu da olur, ancak her iki amil, her iki amil hangisi? Asa ve Yakumu. Bu ikisi Zeyd'e tenazu etmişler. O zaman fehtemilul idmara fi isa ala i'mali thani, yani Zeydünü Yakumu'ya ikinci amile amel verip Zeydünü ona faal yaparsanız, o zaman yine asada damir müstetir en Yakumu Zeydün haberidir. Nakıs olmaya devam ediyor. Yani buna göre arkadaşlar, asa en yekume Zeydun dediğinizde 3 yorumlama imkanı var. 3 ihtimal. 1. Asa fiil-i mukaraba nakısa olmaya devam ediyor. Bu nakısa olmada da 2 şekilde. Ya Zeydun onun ismidir, en yekume haber, veya asa ile en yakuma Zeyd'de tenazu ediyorlar. Zeyd'i yakumaya faal yapmışız. Asa'nın faali müstetirdi. Tenazuda olduğu gibi yine en yakuma Zeyd'in mahalle mansub haberi olur. Bu iki ihtimal nakıs. Bir de hayır, asa fiili mukaraba burada tamme gelmiştir. Damir içinde müstetir falan yok. En nasıl yakuma Zeyd'in yakuma faali en yakuma Zeyd'in Asa'nın marfudu. Bu şekilde. Ve izâ kulta asa en yadribe Zeydun amran. Böyle dediğinizde felâ yecûzu kavnu Zeydin ismi asa. Siz asa en yadribe Zeydun amran dediğinizde Zeyd'i Asa'nın ismi yapamayız. Niye? Leallâ yelzemel faslu beyne salati en ve ma'muriha ve vam. Ta ki enin sırasının parçaları arasında fasıla girmesin. Nasıl enin tabi biliyorsunuz biz en mevsulü harfi diyoruz. Enin mastariye. Mevsulü harfi olunca bu ondan sonra gelen yadribu cümlesi ona sıla olur. Eğer siz tutar Zeydun'u tıpkı en yakuma Zeydun'da olduğu gibi Asa'ya isim yapacağım deseniz, o zaman yabancı bir ismi sılanın parçaları arasına sıkıştırmış olursunuz. Bu da uygun olmaz. Onun için لَا اِلْزَمَ الْفَصُّ بَيْنَ الصِّلَةِ اَنْ وَمَعْمُولِيَهُ وَهُوَ عَمْرًا. En'in sılası, ki nedir sılası? يَضْرِبُوْدِرْ. O ile مَعْمُولُوْ كِ عَمْرًا مَفْرُ بِهِدِرْ. Onlar arasında yabancı bir şeyin gelmemesi için. Bilecebi ve huzey. Ve naziru hazel misal. Bu misalin benzeridir. Kavruhu ta'ala. Asa en yeb'aseke rabbuka makaman mahmuda. Umulur ki Rabbin seni makami mahmuda gönderir. Yani makami mahmudu sana verir. İşte burada arkadaşlar rabbuke'yi biz Asa'nın ismi yapamayız. Çünkü Asa'yı, Rabbuke'yi Asa'nın ismini yapsak, o zaman enin sılası olan yeb'ase ile onun mamulü olan makamen mahmud arasına ecnebi bir şey girer. O da uygun değil. Dolayısıyla burada asa en yeb'aseke Rabbuke makamen mahmuda cumhure göre tammedir. Çünkü asa fiildi, en yeb'aseke faalidir. Ama İbn-i Malik diyor, asa burada nakısadır. En yeb'aseke onun isim ve haberinin yerine geçmiştir. Marfutun isim ve haberinin yerine geçmiştir. Yine nakıs olmaya devam ediyor diyor İbn-i Malik. Ve evet arkadaşlar, burada herhalde tamam. Alo'ya geldik. Bakalım Alo ile ne yapacağız? Her gün Alo diyoruz ya. Evet. Efanallahu minhamet. O Alo'da zenginmiş ha. Anne, evet.